Yanımızda mimandarlık yapanlar olunca inanın Midyat'ı gezmek çok keyifli. Estel Mahallesi'ne geldik. Estel Mahallesi bence Türkiye'deki kültür varlıkları açısından en zengin mahallelerden biri. Hani bir başladık, az önce müzeyi ekrana getirdik, çıktık karşımıza kültür evi. Yine mimarisiyle şöyle baktığınız zaman, hani insana özellikle son zamanlarda hep bunu dile getiriyorum. Sosyal medya kullanıcıları, hani bayılıyoruz ya böyle gittiğimiz yerlerde fotoğraf çektirmeye, yine şahane bir resim veriyor. Şahıs malıydı burası efendim. Adı da yine burada yaşatılıyor. Hacı Şeyh Muz Mete Konağı. Burada bir aile yaşıyormuş. 1926. 1925 yılında yapılıyor bu konak. Daha sonra üst katları çıkılıyor. İlerleyen zamanlarda da Midyat Belediyesi tarafından kamulaştırılıyor. Kültür evi haline getiriliyor. Şimdi bize burayı kim anlatır derken dediler ki burada biri var. Onun adı İmdat. Kim neye sıkışırsa, neye lazım olursa İmdat Hanım yetişiyor. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Vallahi hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Böyle her şey hızlı ilerleyince biz çok mutlu oluyoruz. Evet. İsim neydi efendim? Zuhal Bilgiç. Ama İmdat Hanım. Bir diğer devi. Efendim, kopyacı Zuhal Hanım'la beraber konağa gezmeye başlıyoruz. Niye kopyacı dedim? Kapıda şöyle bir durdu hemen. Tık 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 deftere baktı. Dedim ki bak sivri dilliyimdir. Dedi ki ben de derim ki ben buranın sorumlusuyum, rehberi yok. Kapıdan itibaren artık rehbersiniz, anlaştık mı? Anlaştık. Ne, nasıl bir giriş? Buyurun. Bıkhayr hatun, ehlen ve sehlen, bıkhayr hasuto, hoş geldiniz tekrar. Sizi dört dilde karşıladım. Çünkü burası diller şehri. Midyat'a tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sizi Türkçe, Süryanice, Arapça ve Kürtçe karşıladım. İyi yaptınız. Gördüğünüz gibi milattan önce 9. yüzyılda Asur tabletlerinde Matiate olarak geçiyor Midyat'ımız. Matiate de Arami dilinde vatanımız anlamına geliyor. Mağaralar şehri anlamına geliyor. Yoksa daha doğrusu. Tabii ki. Şimdi burada hemen isterseniz şöyle bir fotoğrafla başlayalım. Bak, fotoğrafla başlayalım. Bizim montaja da girmeden ben de şöyle elimle doğal blur yapayım. Çünkü sigaralı. Evet. Hemen bak ne yaptım? Doğal blur yaptım. Zekiye Midyat. Midyat Belediye Başkanı. Evet. Sene kaç? Sene 1959 olabilir. 59. Hemen kopyamı çekiyorum. Yok. Adım kopyacıya çıktıysa. 60'ların başı diyelim. Ve bir hanımefendi burada. Aa, ben bir film seyretmiştim. Acaba ondan mı esinlendi Hükümet Kadın? Evet, Hükümet Kadın. Sermiyat Midyat'ın öz babaannesidir. Burada babaannesinin hayatını beyaz perdeye aktarmıştır. Zekiye Midyat, eşi Nuri Bey belediye başkanı seçiliyor. Belediye başkanı seçildikten 3 ay sonra trafik kazası geçiriyor sahura giderken. Onun yerine Zekiye Hanım meclis kararıyla yerine getiriliyor. Zekiye Hanım 8 çocuk annesi, okuma yazma bilmiyor. Türkiye'nin ilk, Midyat'ın daha hala ilk ve tek kadın belediye başkanıdır. Ne güzel ya, değil mi? Ne güzel. Vallahi ne güzel. Evet. Biz... İsterseniz şuradaki fotoğrafımız. Tabii ki. Tabii ki. Burada şimdiki belediye başkanımız Sayın Veysi Şahin'in gençlik yıllarından bir fotoğrafı var. Öyle de demeseydin. Yaşı ortaya çıkacak başkanım. zaten yıl yazıyor. 72'de kocaman adam ya. Gençlik yılları. Lise çağında. Yani yolda görsek, başkan olduğunu bilmesek Veysi amca diyeceğiz. Diyebiliriz tabii normal. Ki. Burada Midyat Köşk Meydanı. Evet, şu an bulunduğumuz meydan 1960'lı yıllarda böyle görünüyormuş. Vallahi çok keyif almaya başladık ya. Çok güzel. Girelim, girelim. Niye bu kadar çok mağara var? Çünkü dedim ya, Matiate mağaralar şehri anlamına geliyormuş. Hatta şu an Matiate bizim yeraltı şehrimiz keşfedildi. Şu an yatay bir mimarisi var. Şu an birbiriyle bağlantılı 49 odası temizlendi. Şu an belediye başkanımız tarafından düzenleniyor. Ve yakında turizme açılacak. Kapadokya'yı geride bırakacağız. Ya öyle demeyelim. Oranın da ayrı bir güzelliği var. Ama ne kadar zengin kültür olursa tabii ki o kadar iyi. Ne kadar turist gelirse, şehir ne kadar kalkınırsa, kesinlikle, kültürü ne kadar gün yüzüne çıkarsa bu hepimizin faydası olacak. Evet. Değil mi? Bakar mısınız şu fotoğrafın güzelliğine? Evet, 70'li yıllardaki Midyatlı genç kızlar. Harika. Yaşayanlar vardır mutlaka. Muhakkak vardır. Şurada tekrar Zekiye Hanım, gelinleri, torunları, kızları, çocuklarıyla yine bir fotoğrafı. Ne güzel ya. Vallahi çok güzel. Bu oda
Eşyalar orijinal mi? Eşyalar belediyemiz tarafından alındı. Orijinal ceviz el yapması. Peki. Hüseyin abi bir şey söyleyeyim mi? Ziver Bey var. Tamam. Belediye Başkanı Ziver Midyat resmi... Zekihan'ın oğlu. 4 dönem belediye başkanlığı yapıyor Midyat'a. Gezelim. Ben çok sevdim burayı ya. Vallahi çok sevdim. Dedirteceğim demiştim. Bakalım daha ilk odada sevdiniz. Vallahi sevdim. Buyurun lütfen. Yine keyifli bir oda. Başbakan evet. Bülent Ecevit. Beyaz Su Projesi. Efendim Beyaz Su Projesi'ne biz çok geldik. Beyaz Su biraz ortadadır. Nusaybinliler... Aslında Nusaybin sınırları içerisindedir ama Midyatlılar biraz daha sahip çıkmıştır Nusaybin'den daha yakın olduğu için ama özellikle bahar ve yaz aylarında orada suların içerisinde oturup çayınız, kahveniz, yemeğinizle muhteşemdir. Mekanı cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüstlükle anılan değerli başbakanı. Evet, buyurun burada da Adnan Menderes'i görüyoruz. Adnan Menderes'in buradaki belediye başkanlarıyla olan bir fotoğrafı. Çok güzel düzenlenmiş. Burada yine tarihi bir karemiz var. Burada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın merhum annesi Hafize Özal hanımefendi Mardin'de öğretmenlik yapıyor. Ara ara Midyat ziyaretlerinde bulunuyor. Bu da Midyat ziyaretlerinden olan bir karesi. Hangisi sizce? Benzerlikten hemen tahmin edilebiliyor zaten. Yakını göremediğim için şöyle bakayım. Şimdi biz Özal dönemini de çok iyi bildiğimiz için çok uzaklara gitmeye gerek yok sanki. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. Elimle koymuş gibi bulurum. Az önce sizi 4 dilde karşılamıştım. Bakın bu da onun bir nişanesi olan Midyat'tan 4 dile mensup beyefendilerin fotoğrafları var. Süryanisi tabii ki. Süryanisi Kürt'ü, Türk'ü, Arabıyla. Burada el ele Midyat'ta hiçbir zaman mezhep çatışması olmamıştır. Bugüne kadar da hala insanlar iç içe mutlu mesut şekilde yaşıyorlar. Bizim de zaten istediğimiz o. Ölümlü dünyada, 3 günlük dünyada neyi paylaşamıyoruz, neyin kavgasını veriyoruz? Bizim tek karşı çıkmamız çocukları öldürenlere, çocuklara zulmedenlere. Evet. Yoksa bu dünya hepimize yeter. Şimdi buraya girmeyelim. Hüseyin abi şuradan bize göstersin. Burası benim tahminim. Ben yanlışım varsa düzeltin. Hüseyin abi sen şuradan alır mısın görüntüleri odanın? Sanıyorum misafirlerin ağırlandığı yer. Evet, burası şark odası, zamanın şeylerinin, siyasi hararetli sohbetlerinin yapıldığı oda. Bu da yine bir ilklerden biri. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, yıl 1962 yılı ve kadın hakimimiz. Şimdi bakıyorum da, ben buraya gelmeden önce Midyat'la ilgili bilgim vardı. Elbette daha önce de gelmiştim. Ama benim kafamdaki artık Midyat, hani Midyat deyince aklıma ne geliyordu? İşte Süryani kültürü geliyordu, kardeşlik geliyordu, telkarı geliyordu, tarihi binaları geliyordu. Ama ben bugün sizin sayenizde şunu öğrendim. Aslında Midyat, Cumhuriyet tarihiyle beraber fotoğrafları da gördükten sonra, başkanın hikayesini de dinledikten sonra, ceza mahkemesinin hakiminden de bahsettikten sonra, kadının ön planda olduğu... Çok önemli bir şehir. Kesinlikle çok önemli bir şehir. Midyat geçmişten günümüze kadar her zaman kadınlara önem verdi. Şimdiki belediye başkanımız da aynı şekilde. Kültür lokasyonlarını gezdiğiniz zaman yöneticilerin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu görürsünüz. Tamam batsın. Şöyle devam edelim. Şimdi Zuhal Hanım dedi ki mutfağa gezeceğiz ama bana yemekleri sormayın. Ben yemek yapmayı bilmem dedi. Dediniz mi öyle bir şey? Demedim. Ben yalancıyım. Yok estağfurullah. Biliyorsunuz Güneydoğu mutfağı et ağırlıklı bir mutfak. Bizde daha çok kırmızı et ağırlıklı bir mutfak özellikle. Şimdi size ilk önce kaburga dolmasından başlayalım. Bu özel yemeklerimizden biridir. En özel yemeklerimizden biridir. Kaburga dolmasını bayramlarda, düğünlerde, özel misafirlerimizi ağırlarken yaparız. Onun dışında ben coğrafi... Ben çekeriz de inşallah. Üzüm bulamayız ama bu mevsimde... Evet. İçli köfteniz meşhur mudur sizin? Evet meşhurdur. Bu içli köfte, bu ırok denir buna, bu kızartılır. Bir de suda haşlananına da kıteyli denir. Kıteyli yani ırok diye yazıyor ama bir yumuşak G vurgusuyla okunuyor. Irok, evet ırok. Irok diye okunur. Ve coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Mesela Midyat'ta 14 çeşit üzüm yetişir. Bunlardan Zeynevi üzümünün coğrafi işaret patentini almışızdır. Midyat acuru yani terozi onun da coğrafi işaretini aldık. Midyat kavunu
Onun da coğrafi işaret patentini aldık. Midyat tandır ekmeğimiz var ve coğrafi işaret patentli son olarak da incir. Midyat incirimiz var. Efendim biz dedik ya demin. Burada dedik Midyat kadınların güçlü olduğu bir şehir. Eve geç gelmenin de imkanı yok. İşte atalardan, ata analarımızdan kalan evet. Bir asla kullanılmayan ama korkudan da kimsenin, erkeklerin eve geç gelmemesine sebep olan o meşhur dönerli oklavamız var. Tabii canım olmaz mı? Üst kata çıktık, şahane bir avlu. Ya tabii eski insanlar çok şanslı. Ben düşünüyorum şimdi hani ben de sitede oturuyorum. Ondan önce de apartmandaydım. Boğuluyoruz. Farkında olmadan boğuluyoruz. Ve belki de hani böyle tarihi evlere, konaklara geldiğimiz zaman böyle biraz da kıskanıyoruz demeyelim ama gıpta ediyoruz. Ya kim istemez böyle bir konakta, taş konakta oturmayı. Şimdi aşağıda odalardan bahsettik. Burada da yatak odası ve yemek odası. Yemek odası. Efendim yemek odası ekranlarınıza geliyor. Evet. Yine her köşede tekrar söylüyorum Midyat futbol takımı. Evet, Midyat futbol takımımız. Ne güzel. 1933 yılında. Fotoğraf siyah beyaz ama renkleri neymiş? Haydi. Yeşil beyaz olabilir mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ya bir tarafı beyaz, o kesin mi? Kesin. Diğeri de sona baktığımız zaman ya koyu bir yeşil olabilir, kırmızı olabilir, siyah zannetmiyorum. Kırmızı siz. Değil, kırmızı. Yeşil galiba. Yeşil değil İşte mi? Futbolla ilgilenmemenin dezavantajı olmuş değil mi? Bu tamamen isim benzerliği değil mi? Kadın futbolcu değildir o yıllarda Melek. Değildir herhalde. Yok değil. Bilsin. Yalnız yabancı sınırı yok bakar mısın? O zaman da yabancı sınırı yok. 1933 çok güzel ya. Sayenizde vallahi ne kadar keyifli Midyat tarihi öğreniyoruz. Daktilolar. Yan tarafta yatak odası değil mi? Evet. Oraya da geçelim. Yani Hürmüz ailesi. Hürmüz ailesi burada. Yöresel kıyafetli hanımefendiler. Buyurun burada da yine belediyemiz tarafından alınan, yaptırılan tamamı ceviz, el oyması yatak odamız. Şimdi yine bir şey soracağım. Bak bilmeme hakkına sahipsin. Yukarıda ne yazıyor? Türkçesi aşağıda yazıyor. Ne yazıyormuş bakalım. Hiçbir şey hakkında. Tam da göremiyorum. Hiçbir şey hakkında ben bunu tam. Yok. Hiçbir şey hakkında ben bunu tam muhakkak yaparım deme. İnşallah de. Keyf 23. ayet. Evet. Keyf mağara suresi. Türkçesi değil mi mağara? Evet. Çok güzel ya. Hüseyin abi. Seninle dün konuştuk ya. İşte böyle seviyorum ben abi. Ceviz oyma. Evet ceviz el yapımı. El yapımı yatak odaları. Çeyiz sandığımız. Vay be. Çok güzel. İyi ki gelmişiz buraya ya. İyi gelmişiz. 1914'teki Süryani bandosu. Burada da sabırlı vatandaşlarımız, burada da özel bir kare var. Sabırlı vatandaşlarımız kendi aralarında para toplayıp bir uçak alıp orduya hediye ediyorlar. Bu da ondan bir kare. Evet. Hayır. Mağaralarımız var. Arka bahçemiz var. Peki. Zuhal kardeşim aşağı inerken sordum. Dedim ki niye bu kadar çok mağara var diye. Aslında sebebi de çok basitmiş. Tabii insanlar yukarıyı ev olarak yaptıkları zaman birçoğunun hayvan oluyor. Onları muhafaza etmek için evlerinin altında onun için kullanıyorlar. Daha sonra kendi ihtiyaçları var. Bir kısmını depo olarak kullanıyorlar. İşte buğdayını belki bulgurunu buralarda depoluyorlar. Dedim ki yani buranın böyle öne çıkan bir özelliği var mı konağın? Dedi ki ben size dedi su kuyusunu anlatayım. Evet. Burası, şimdi bu damda biriken yağmur suları, şu oluk yağmur kar suları bu oluk sayesinde şuradaki kuyuya giriyor ve insanımız bundan 100 yıl önce su ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. Kaç tonluk? 80 ton. 80 ton. Yeter herhalde bayağı bir uzun süre tabii yeter. Tabii ki. Yağmur ve kar suyuyla besleniyor. Şuradaki oluktan akıyor. Burayı dolduruyor. İnsanımız buradan bunu kullanıyor. Şu an günümüzde insanlar bunu yapmaya çalışıyor. Bizim insanımız 100 yıl önce bunu düşünmüşler ve hayata geçirmişler. Vallahi çok da güzel yapmışlar. Şu derinlik de gayet keyifli. Evet. Zuhal Hanımcığım ben müsaade isteyeceğim. Tabii ki müsaade sizin. 10 üstünden 10 veriyorum. Size demiştim çok, beğeneceksiniz çok diye. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Hepinizi de Midyat'a bekliyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. 4 dilde hoş geldin dedin. 4 dilde güle güle diyemiyor musun? Diyemiyorum. Çünkü biz insanları hep hoş karşılıyoruz. Gönderirken üzülüyoruz. O zaman ben söyleyeyim.
Goodbye. Olur mu?